الله عز وجل جاء حمد صنع لرمز پیغمبر مز مصطفى صلى الله عليه وسلم جاء صلاة سلام لرمز بولسن كم تولغن يلاري 80 هجري سنة بوسا دمك حضرتمز امام ابو حنيفة رحمة الله عليه دن 10 ياش كتشيك بولادلر حافظا للحديث بونجي توار بيرج حديث علمدا حافظ بولادلر عادتا محدثلر حافظ دي كم دايت لاد siz u biz bilgan hofizlar emas. Hofiz deyilgan paytda muhaddislarda 100 mingni tepasida hadisni yoddan bilgan zotga aytiladi. Imom Hamzamiz muhaddislarni nafaqat imomlaridan, hofizlaridan, ya'ni 100 mingdan ortiq hadisni yoddan bilgan zot bo'lgan ekanlar. Allohu akbar. Hali Abu Hanifa rahmatullohi alayhining so'zlari keladi. Abu Hanifa deb bir ulug' imom mujtahid u kishini faroiz ilmida buyukligini olimligini isbot qilib aytganlar, e'tirof qilib, abidan zahidan, obid edilar, zohid edilar, xoshi'an qonitan vari'an, Alloh taoladan eng qo'rquvchi zotlardan, Allohdan qo'rquvchi zotlardan eng buyuklari edi. Dunyoda hozir mashhur bo'lgan o'sha 10 ta qiroat imomlari ular birinchilari Imom Nafi' al-Madani bo'ladilar. İkincileri İbn Kesir el-Mekki boladır. İbn Kesir el-Mekki. Üçüncüleri Ebu Amr el-Basri. Dördüncüleri İbn Amir el-Dimeşki. Beşincileri İmam Asım el-Kufi bozlar. Altıncileri Hamza el-Kufi. Yedincileri Kisa el-Kufi. Sekizincileri Ebu Ca'far el-Medeni. Dokuzuncuları Yaqub al-Hadrami, onuncuları Khalaf al-Ashir buladır. Demek, kıraattaki imamlarımızın sonu ne işliyken? Onda. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم أعز جماعة پروردگار عالم الله عز وجل جاء حمد صنع لرمز پیغمبر مز مصطفى صلى الله عليه وسلم جاء صلاة سلام لرمز بولسن كم منا بگن لکن ده اولوغ بو مبارك كچلر ده يعني بر بار سيزلر بلن اينن اتكن سندگي رمضانمز ده جملنگنمز كبه اش بو مبارك جامعيمز ده مسجدمز ده جملنب تروب مز اوزگه تكرار تكرار يعني حمد لرمز و صنع لرمز بولسن va bizni odatdagi suhbatlarimiz Ramazon kechasi taroveh suhbatlari odatda qiroat imomlari hayotidandir. Alhamdulillahki biz sizlarni masjidlaringizdan boshqa masjidlardagi o'tkazilib kelayotgan suhbatlarimizda 10 qiroat imomlarini 5 alasi aynan kechagi suhbatimiz vodiyimizda bo'lib Farg'ona vodiysida imom Shoba va imom Hafs hazratlarimiz haqlaridagi ma'lumotga ega bo'ldik. Mana bugungi kunda sizni bu muborak jomingizda hazrati Hamza bin Habib bin Zayyad Allohu akbar qurrolarni sultoni imomlarni imomlari balki qiroat imomlarini oltinchilari bo'lib u zotni qiroat ahli odatda nima deyishadi? Al-kabir. Katta. Ulug' deya biz o'sha eslaymiz. Shayxlarimizga borib qiroatni talaqqi qilar ekanmiz. Qiroatlarni eshitib juda
mazaligi, rohatligidan ustozimizdan birinchi o'sha qiroatni o'rganishlikni, ya'ni Hamza bin Habibini Zayyatni qiroatini o'rgansak derdigu, ammo ular avvalida uni o'rgatishmas edi. Yo'q derdilar. U kishi kabir, u kishi katta bo'lsalar, oldin qiroat usullari, uslublari yengilroq bo'lgan qiroat sohiblarini o'rganganingizdan keyingina u kishini qiroatini o'rganishligingiz oson bo'ladi deya, demak, qiroat ahli istilohida u kishini al-kabir, arabchasiga al-kabirni o'zbekchasiga katta, ulug' degan nomlar bilan atashadilar. Alloh subhanahu va taolo u kishini haqiqatda qiroat ahlini ichida eng buyuklardan qildi. Eng azizlardan qildi. Hatto u kishiga payg'ambar alayhissalatu vasallamga nozil qilingan 10 qiroatni ichida eng murakkabini o'rgatib qo'ydi. Hatto yinki sizga bir misol bersam, ha ulai kalimasini u zotni min tariq shotibiyada hali. Shotibiya yo'lidan bir kalima ha ulai so'zini 14 xil vajhda o'qiladi. 14 xil ha haqiqatda u kishining qiroati vajhlarga eng boy, eng go'zal qiroatlar aynan Hamza bin Habibini Zayyat rahimahullohu taolani qiroatlari bo'ladi. Xo'p, ismlari. Ismlari Hamza bin Habib bin Amara bin Ismail. Demak, o'zlari Hamza bo'lsalar, dadalari Habib bo'lganlar. Dadalarini dadalari, ya'ni bobolari Amara bo'lgan, bobolarini dadalari Ismail bo'lgan. Buni aytayapmiz-ku, biz doim suhbatlarimizda aytib kelyapmiz, siz tushuning deya. Ya'ni ibratlaning deya. Bu zot ham nasllari, nasablari arab bo'lmagan. Qiroat ahlini aksari doim aytamiz. Faqatgina 3 imomimiz, 10 qiroat imomlaridan Ibn Amir, Abu Amr va Abu Ja'farlar gina faqat arab bo'lganlar. Qolganlari hammasi siz u biz kabi ajam bo'la turib, qiroatda imom bo'lib, arablarga Qur'onni, tajvidni, qiroatni o'rgatgan zotlardan bo'lsalar, Imom Hamzamiz ham xuddi o'shalar kabi o'zlari ajamlar. Xo'p, nisbatlari al-Kufi. Kufi at-Tamimi deyiladi. Chunki Kufa yilidan, Kufa qayoqda? Kufa Iroqda. Xo'p, kasbuhu debdi. Qiroat imomlarini ichida bironta bunday tojir qori bo'lmagan. 10 qiroat imomlari bo'lsalar, har birlarini o'zlarining kasb hunarlari bo'lgan. Lekin tijoratda eng buyuk tojir bu u zot Hamza bin Habibini Zayyat bo'lganlar. Qarang, kasbuhu az-Zayyat deyilyapti. Yoqchi Hamza imom. Yoqchiligi nega unday nisbat olindi? Chunki u kishi li'annahu kana yajlibu az-Zayta min al-Iroq ila al-Hilwan yoki Hulwan. Hulvon shahriga, Hulvon yurtiga Iroqdan olib kelib yog' sotar ekanlar, yog' bilan tijorat qilar ekanlar. Va yajlibu min Hulvon al-Jawza wal-Jubna ila al-Kufa. Kufaga esa Halvondan nimani olib kelar ekanlar? Yong'oq va sut mahsulotlarini olib kelib tijorat qilganliklari uchun ham u kishi tojir qori imom bo'lganlar. Nega? O'rgatgan Qur'onlaridan bir chaqa ham uni sababdan rizq nasiba olmaganlar. Hech qachon o'zlarini yemak ichmaklari, bola chaqalarini rizqlarini Qur'ondan qilmaganlar. O'zlari tijorat qilib, farzandlarini boqishlari bilan qiroatni o'rganib, o'rgatgan zotlardan bo'ladilar. Tug'ilgan yillari 80-chi hijriy sana bo'lsa, demak, hazratimiz Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan 10 yosh kichik bo'ladilar. Hazrat Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan 10 yosh kichik bo'ladilar. Xo'sh, 7 qiroat ulamolardan birlar. Albatta 7 qiroat ulamolar deganimizda albatta 10 qiroat ulamolardan ham birlari bo'ladilar. Tasaddara lil iqro'i muddatan. Bir qancha umr davomida u kishi qiroat ustozi bo'lib Qur'ondan dars berdilar. Kana imaman hujjatan. Nafaqat imom edilar, dinda hujjat edilar. Siqatan sabtan, ilmida ishonchli,
ilmlarida eng mustahkam zot bo'lganlar. Qoyiman bi kitobillahi ta'ala. Alloh taoloni kitobini, ilmini bilishlikda eng ishonchli zot bo'lganlar. Hafizon lil hadis. Bunga e'tibor bering. Hadis ilmida hofiz bo'lganlar. Odatda muhaddislar hofiz deb kimda aytiladi? Siz biz bilgan hofizlar emas. Hofiz deyilgan paytda muhaddislarda 100 mingni tepasida hadisni yoddan bilgan zotga aytiladi. Ko'rdingizmi yoshlar? Ilgaridagi avvaldagi ulamolarimiz shuning uchun ham ular tarixda bizga ulamo imom bo'lib ustoz bo'lib qoldilar. Ular nafaqat bir qiroat ilmida, nafaqat birlari hadis ilmida, nafaqat birlari fiqh ilmida u ilmni olib to'xtab qolganlar. Balkim ne ilm borki o'zlarining zamonlarida hamma ilmdan ham zabardast ulamo bo'lganlar. Demak, Imom Hamzamiz muhaddislarni nafaqat imomlaridan, hofizlaridan, ya'ni 100 mingdan ortiq hadisni yoddan bilgan zot bo'lgan ekanlar. Allohu akbar. Basiran bil faroidi wal arabiyati. O'zlarini aytdiki, arab bo'lmaganlar, lekin arab tilini ulamosi bo'lgan ekanlar. Arab tilini ustozi bo'lgan ekanlar. Va faroiz ilmi bor bizda. Faroiz ilmi meros ilmining ham peshvolaridan bo'lganlar. Hali Abu Hanifa rahmatullohi alayhining so'zlari keladi. Abu Hanifaday bir ulug' imom mujtahid u kishini faroiz ilmida buyukligini, olimligini isbot qilib aytganlar. E'tirof qilib, abidan zahidan obid edilar, zohid edilar. Xoshi'an qonitan vari'an. Alloh taoladan eng qo'rquvchi zotlardan, Allohdan qo'rquvchi zotlardan eng buyuklari edi va Alloh bergan har bir narsaga qanoat qiluvchi edi va taqvodor edi. Adimun nazir. Bu juda ham go'zal jumla. Adimun nazir deganligi o'xshashi bo'lmagan, misli bo'lmagan bir zotlardan edilar. Sara aksaru ahli al-Kufati fi zamanihi ila qira'atihi. O'zlarining zamonlarida Kufa ahlini qiroat ustozlari bo'lib, butun Kufa ahli u kishining qiroatida qurroliq qilib Qur'on o'qir edilar. Va kana yuqri'u sanatan bil Kufati va sanatan fi Hulwani debdilar. Bir yili Kufada dars berib ustozlik qilsalar, yana bir yili Hulvonga borib, Hulvon ham shu Iroq yurtlaridan. U joyga borib ilm berar edilar. Demak, ilmlarini ko'chib yurib, o'sha tijorat asnosida ham bir elga borib, atayin qiroat uchun vaqtlarini saflab, u joyda Qur'onni, ilmini o'rgatgan zotlardan bo'lar ekanlar. Waqad alat ilayhi al-imamatu fil qiraati ba'da 'Asimin. Imom Osimimizdan keyin, Imom Osim 5-chi qiroat imomlari. U kishi ham kofi bo'lganlar. O'sha zotdan keyin butun Kufa ahli u kishini qiroat imomi deya tanir edilar, bilar edilar. Va kana yaqulu ma qara'tu harfan illa bi atharin degan ekanlar. Har o'qigan harfim, e'tibor bering. Har o'qigan harfimni faqat asarga ko'ra o'qidim, ya'ni dalil hujjati bilan o'qidim. O'qigan harflarini, nafaqat kalimalarini. O'qigan harflarigacha uni rivoyatini qanday o'zlaridan avvalgi ustozlar, ulardan avvalgi ustozlar, sahobalar qanday Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni og'izlaridan hujjat bilan, dalil bilan, asar bilan olgan bo'lsalar, xuddi o'shanday o'qidim deyaptilar. Qarang, ma qaratu harfan illa bi atharin, bu buyuk jumla. Har bir o'qigan harfimni asarga ko'ra, dalilga ko'ra, hujjatga ko'ra o'qidim. Endi u zotni yana ham bilishlik uchun bizi so'zimiz emas, ulamolarni so'ziga qaraylik. O'zlari kabi zabardast ulamolar u zotni qanday madh qilganlar, qaysi bir ulug' so'zlar bilan eslaganlar. U so'zlarga qarang va yana Imom Hamzani kimligini bilasiz. Va qala anhu Sufyan ath-Thawri, "Hada ma qara'a harfan min kitobillahi azza va jalla illa bi atharin" degan ekanlar. Kim aytibdi buni? Imom Sufyan ath-Thawri. Imom Sufyan ath-Thawri kim bo'lgan? Ath-Thawri bu kishi Abu Abdullah, faqih Kufa va min a'immatil hadis. Hadis ilmini imomlaridan, Kufa ahlini faqihlaridan. Balkim bu kishi har ilmda, qiroat ilmida, hadis ilmida, fiqh ilmida har bir ulamoni boshi bo'lib hisoblanadilar. Bu zot aytgan ekanlarki, bu kishi, ya'ni Imom Hamza ne harf o'qisalar, qaysi bir harfni, qarang, kalima demayaptilar, oyat demayaptilar, sura demayaptilar, harflarigacha asar bilan o'qigan zotlardan. Chunki Sufyanlar, Thawriylar faqatgina gapirgan so'zi hujjat bo'lgan.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sahihlarni faqat bular hujjat bilan gapirgan Imom Hamzani ham har harfi hujjatli, isbotli asarlarga, dalillarga tayangan holda ekanligini Imom Savriyday katta birlari nima qilyapti? E'tirof qilib zikr qilyaptilar. Balki Imom Zahabi, Imom Savriy nima degan desangiz, Shayxul Islom deganlar. Shayxul Islom bo'lgan zot. Va u kishi Imomul Huffoz bo'lgan zotlardan. Kim Imom Savriyni o'zi Huffozlarni, o'sha Hofizni aytdikki biz Imom Hamzada vasf qilar ekanmiz, 100 ming hadisdan ko'pini yodlaganlar bo'lsa, Imom Savriy o'sha 100 minglab hadisni yodlagan Hofizlarni imomi bo'lgan bir zotni gaplari ekan. Shu jumlalar bilan maqtagan ekanlar. Balkim sayyidul ulama al-amilin fi zamanihi. O'zini zamonini ulamolarni sayyidi bo'lgan zot ekanlar. Kim? Imom Savriy. Demak, Imom Savriyday, Imom o'sha Sufyanday bir zotlar Imom Hamzani haqlarida bunday so'z aytsa, albatta Imom Hamzani qadri yana bizi qalbimizda yuksak bo'lishi kerak. Endi Yahya bin Ma'in, Ahmad ibn Hanbalni do'stlaridan. Asar, ya'ni nimada rijol hadisda, hadis ilmini rijolida eng a'lam inson bo'lgan. Dunyodagi ulamo borki, o'zlarini zamonlari, o'zlarini zamonlardan keyingi avlodni ham 7 pushtigacha yod bilgan zot aytayaptilarki, u kishi Sami'tu Muhammad ibn Fadldan eshitdim. Yaqul ma ahsibu annalloha yadfa'u al-bala'a an ahli Kufa illa bi Hamza degan ekanlar. Kim? Buni Muhammad ibn Fadl aytgan ekanlar. Muhammad ibn Fadl kim? Bo'pti, bu so'zni aytibdilar. Biz tanimaymiz. Kim u kishi desangiz, mana sizga tanitay. Muhammad ibn Fadl Buxoriy va Ahmad ibn Hanballarni shayxlari. Kimni shayxi? Buxoriy emas, balki Buxoriyni shayxi bo'lgan Muhammad ibn Fadl, Ahmad ibn Hanballarni shayxi bo'lgan bir zot aytayaptilarki, men o'ylaymanki, Alloh taolo Kufa ahlidan bu baloni ko'taradi, Kufa ahliga o'zini balosini yubormaydi, ularni o'zini hifzi himoyasi saqlaydi. U ham bo'lsa Hamza bin Habibini Zayyatni barakotlaridandir. Hamza bin Habibina Zayyad modominki Kufada ekan, Alloh u kishini hurmatidan, u kishiga bo'lgan muhabbatidan Kufa ahlini butun samoviy va arozi balolardan saqlaydi deya Muhammad ibn Fadl shu darajada Hamza bin Habibina Zayyadni hurmat qilganlardan bu so'zlarni aytgan ekanlar. Endi qarang, va kana al-a'mashu. A'mash kim desangiz, Sulayman bin Mihron tabi'i, u kishi tabi'in va muhaddis. وقال عنه الذهبي شيخ المحدثين امام ذهبي aytgan ekanlarki u kishini kimni a'mashni muhaddislarni shayxlaridandir degan ekanlar muhaddislar bo'lsa ulamo muhaddislarni shayxi kim bo'lar ekan al a'mash degan peshvomiz bo'lar ekanlar ulug'imiz aytar ekanlarki iza ra'a hamzatan qad aqbala qala hadha habrul qur'an yoki hibrul qur'an Imom Hamza kelayotganligini ko'rsa, aytar ekanlarki, mana shu kishi Qur'on olimi der ekanlar. Kim aytayapti buni? A'mash. A'mash u zot shunchalik bir ilm peshvosi bo'lganlarki, har kishini ham bu so'zlar bilan maqtamagan. Demak, A'mashday bir inson shahodati shunaqangi buyuk bir shahodatki, Imom Hamza haqlarida uzoqdan kelayotgan joylardan ishora qilib gapirar ekanlarki, mana bu kishi Qur'on egasidir. Qur'on sohibidir, Qur'on olimidir derkanlar. Va qala anhu marratan va yana bir so'zlarda Imom Hamza haqlarida shunday degan ekanlar. Zaka tuffahatul qurra'i va sayyidul qurra'i. Allohu akbar. Nafaqat u kishi qorilarni olmasi degan ekanlar. Qorilarni olmasi ha, u zamonlarda mana shunaqa vasflar qorilarga aytilgan. Va qorilar sayyidi degan ekanlar. Nega tuffaha deyildi? Hadis sharifda keladiki, o'sha Qur'on o'qiguvchi mu'min kalutrujja deb keladi. Utrujja shunday bir mevaga o'xshatdilarki, payg'ambar alayhissalotu vasallam o'zi mu'min bo'la turib, Qur'on o'qiydigan bo'lsa, uni misoli utrujjaga o'xshaydi. Uni hidi ham bor, ta'mi ham bor. Ta'midan, hididan, o'sha xushbo'yligidan, shirinligidan bir Qur'on o'qiguvchi mu'minni payg'ambar alayhissalotu vasallam utrujjaga o'xshatdilar. Ba'zi bir ulamolar ma huwa utrujja deganlarida utrujja u mevasi qanaqa meva desalar olma dedilar. Nega? Olmani xushbo'y hidi bor, olmani shirin ta'mi bor. Shu darajada Imom Hamzani demak kim Imom A'mash maqtagan ekanlar. Va qala lahu Abu Hanifa habun ishdi.
النعمان مرة شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما القرآن والفرائض ديانك القرآن حزرة أبو حنيفة نبو إيتراف لنا إيه حمزة يانا بالرواية غلبتنا في اثنتين ديانا İki narsada siz bizden üstün buldunuz. O narsada brontamız sizge yete almadık. Hazreti Ebu Hanife idi yaptı. Brotherler, itibar kılın. Bu sözünün sahibi Hazreti Ebu Hanife, müştehitler, müştehidi, seyyidi, fukahalarının sultanı, Hazreti Ebu Hanife'nin, Hazreti İmam Hamza'ya bugün maktuğuları, o uzatka bugün muhabbetlerini içtin. Ey Hamza diyorlar. İki ilimde siz bizden üstün buldunuz. İki ilimde. Birontamiz o ilimda sizga yeta olmadik va birontamiz sizni oldingizda so'z ayta olmaymiz o ilimda nimada al-Qur'on va faroid Qur'on va faroiz ilmi o'sha meros ilmida hammamizdan siz ustunsiz deya Hazrat Abu Hanifa rahmatullohi alayhini bu e'tiroflari bo'lyapti va qala Jarir ar-Razi al-Kufi bu kishi o'sha toba tobiinlardan vadittu an astati'a أن أستطيع أصنع ما يصنع حمزة سيدنا وسيد القراء سيد مز قرالر سيد أستاذ مز حمزة قيام إشلرنا منهم عملرنا أمت قلدم الله تعالى دن شاید کاشکی منهم اشازاتی بوسم دیه او ذاتنا وزر بیک بر الله ما اولیا بگن امام حمزه نی شاگردلردن بگن İmam Hamza'ya oku bergenler ve İmam Hamza'nın körgenlikleri için hem bilgenlikleri için hem beni dünyadaki bir armağanım İmam Hamza'ya okşaş idi dediler. Karan Allahu Ekber. Bu ulamalar birbirlerine bu sözlerini eterkenler bundan bilinedi ki biri biriden başkasını özüden başkasını ulama deyip bilgen. Özü de minlegen hadis toplamı olsa fakihlerini sultanı olsa hem başka bir ulamaya ular heves degen. Bugünlük günde bizi ümmetimiz dünyada, yeryüzde, afsus Araplarda hem, bizi Özbeklerimizde hem, biz bunga muhtaçmız. Biz ulamalarını her günlük duamızda, dua kılaylık ulamalarını başı biriksin. Eğer ulamalarını başı birikse, birbirine buna kadar reddiyelerini verip, birbirlerinin künlünü artmayı diyen bir zamanda bulsak ulamalar, şundayı bulsalar ki, ana o'sha imom hamzalarni, imom abu hanifalarni, imom shofiylarni bir-biriga bo'lgan e'tirof, e'tiborlar bo'lsa, bu diyorimiz yana ham gullab yashnaydi. Bugungi kunda yoshlar shuni biling. Hech qachon bir ulamoni ilmsizlikda gapirmang. Mana u ulamolardan o'zingizga ibratlanib yo'l tuting. Qarang, bir-birlarini qanday e'tirof qilganlar. Hazrat Abu Hanifa rahmatullohi alayhini ko'rmayapsizmi? O'zlari fiqh ilmini sultoni bo'lib, fiqh ilmi bilasiz. Miras ilmi, fiqh ilmini muamalat babıdan. Yani muamalat babı var Allah'a da fiqhini bir babı o. O babını bir babıdan miras ilmi. O ilim Ebu Hanife rahmetullahi aleyhiden alıngan. O zat bu ilmini en alemi bugan. Lekin şundayı bozsa hem İmam Hamza'nı kadirle yaptılar. İmam Hamza'ya itiraf bilen, itibar bilen bana şu sözlerini eğitip onlarını makta yaptılar. Eğer biz bulsak, bugünlük günde illa onlarını sevip, onlarını yoludan yürüdüğün muamirler buladığını bulsak, ana o şeylerdeyi bulaylık. Ulamalarına bugün muhabbetimizi hiç hem Allah subhanahu ve ta'ala bizden alıp koymasın. Şimdi karan, Kisai'nin hepini içtin. وَقَالَ الْكِسَائِيُ لِأَحَدِهِمْ وَهُوَ يَصِفُ حَمْزَةً İmam Kisai, 7. kıraat imamı. O kişi, İmam Hamza'nın ravilerden hatta. İmam Hamza'dan hem ders ilim o kadar. Şu derecede İmam Hamza'nı yakışık örgenler ki İmam Hamza'nı şavırtlarına vasf kılıp belediyen bozalar ağızlardan bal tamıp vasf kılırlar. Şu derecede makta gelirler. Şavırtlardan birilerine İmam Hamza'nı makta yaptılar. Kim? 7. İmam, İmam Kisai el-Kufi makta yaptılar. İmamun min e'immetil muslimin diye gene gelirler. Oh İmam Hamza'nı soru yapsın siz. İmam Hamza Müslümanların imamlarından birileridir. Ve seyyidul qurra'i ve zuhadi zahitler ve qurralar seyyididir ve lev ra'aytahu le qarrat aynuka bihi min nusukihi Allahu Ekber o kişinin zahitliğinden, takvalarından eğer o kişini köredigen bulsan közünün kara çıkıp olup közün kuneydi eğer o kişini köredigen bulsan közün kuneydi körüşlikinin özüge şu müşahada kılıçlığında şunday nazar taşlaştığın bilen közün kuunap getirdi. O kişinin oşa nüsüklerine karata. Karap nazar zorsan zahitliği, takvası, dini, diyanatıge karap közün kuunadı diye
bu imom Kisaiyni maqtovlari bo'lyapti. Va kana al-Kisai yaftakhiru bihi va yusammihi ustazi, muallimi derkanlar. Imom Kisoi doimo imom Hamza bilan faxrlangan ekanlar. Imom Kisoi deyzot, imom Hamza bilan faxrlanib aytar ekanlarki, doimo imom Hamzani gapirsalar ustozim, muallimim deb faxr bilan gapirar ekanlar. Va yujillu va yarfa'u qadrahu. Doimo u kishini hurmat qilib e'zozlar edi va qadrini doim talabalar ichida yuksaltar edi. Buni biling yoshlar. Agar bizda ustozlarimizni mana shu muhabbatda seva olsak ustozlarimizni o'zimizni shogirdlarimizga mana shunday qadr yuksak qilib maqtasak illa Alloh shundagina bizga ilmni yutqizadi. Ilmni yutqizib, ilmni bizga Alloh berib, Alloh o'sha ilmimizda bizni sobit qadam qiladi. Ilmimizga baraka beradi. Va vaqat qara alayhi al-Qur'on 4 marrat deyaptilar. Imom Kisoiyni o'zi Imom Hamza dey zotga Qur'onni 4 marta o'qib bergan ekanlar. Bu imom Hamzaga 4 marta o'qib berishlik deganligi bir qorini bizi zamonimizdagi ustozlarga 400 marta o'qib berish deganligi. Nega? Imom Hamza juda ham mutamakkin bo'lganlar, ayamaganlar. Hatto so'rashganlar, "Hazrat, siz qiynavormayapsizmi? Shogirdlaringizni bu qadar siz qattiq qo'llik qilib, ularga takalluf qilib qo'ymayapsizmi?" deganlarda yo'q degan ekanlar. Shogirdni avvalida mahkam tursang, oxiri yaxshi bo'ladi. Avvalida harflarni takalluf bilan quvvatli qilib o'rgatkinki, sendan ketgandan keyin mu'tadil o'qiydi, yengil o'qiydi degan ekanlar. Allohu akbar. Demak, bu kim? Bu kimning so'zi? Imom Kisoiyning so'zi. Endi qarang, Imom Hamzani o'zlari har oyda 25 marta Qur'onni xatm qilar ekanlar. Bu bizni qiroatimizda, hafs qiroatimizda bir oyda 250 marta Qur'onni xatm qilish deganlik. Nega Imom Hamzani qiroatini vaji ko'p? Men sizga aytdimki, ha ulay kalimasini necha xil o'qirdi? 14. Demak, ha ulay kalimasini o'zini ha ulay deya 14 marta qaytaradilar u zot. Mana shu qaytarishlarida va boshqa kalimalarda, boshqa harflarda nechta bo'ladi? 25 marta bir oyda 25 ta xatm qilar ekanlar. Demak, haqiqiy qurrolardan bo'lgan zotlardan. Imom Shotibiy hazratimiz ham juda bir go'zal so'zlar bilan maqtaganlar. Aytganlarki, "Va Hamzatu ma azkahu min mutawarri'in." Hamza qanday ham taqvoda beqiyos. Eng taqvosi chiroyli zot deydilar. Imaman saburon lil Qur'oni murattala. Qur'onda sabr qildilar. Qur'onni go'zal tilovat qiluvchilardan bo'ldilar. Qur'on ilmida imom bo'ldilar deya Imom Shotibiy ham o'zlarini Hirzul Amani va Wajhut Tahani baytlarida imomlarni alohida madh qilar ekanlar. Imom Hamzaga ma azkahu min mutawarri'in. Taqvoda qanday ham go'zal taqvo sohibi ya deya maqtaganlar ekanlar kim? Imom Shotibiy hazratimiz. Endi qarab turing. Shuyuhu fil qiroa. Mana buni eshiting. Qiroatda u kishining shayxlari kim bo'lgan? Ya'ni bu darajada u kishi maqtalayapti. Maqtalganliklarini sabablarini eshiting. Olgan ulamolarini ismini eshiting, shundan bilasiz u kishi qanday avliyo bo'lganligini. Qarang, Sulaymon ibn Mahron al-A'mash yuqorida aytdik. Bu kishi tobiin bo'lganlar. Bu kishi har ilmni eng buyuk peshvosi sayyididan bo'lganlar. Demak, Imom Hamza u kishidan rivoyat qilganlar. U kishidan hadis olganlar, fiqh olganlar Sulaymon bin Mahron al-A'mash Imom Hamzani birinchi ustozlaridir. So'ngra Humron ibn A'yan So'ngra Abi Ishoq As-Sabi'i hazratimiz ham dunyoni ilmga to'ldirgan. Qaysi bir ulamoni sanadiga qarasangiz, hadisda bo'lsin, fiqhda bo'lsin, tafsirda bo'lsin, shar'iy ilmlarni har birida u kishining ismini ko'rasiz. Shunchalik buyuk bir ulamolardan bo'lgan. So'ngra Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla ulamolarning buyuklaridan. Talha bin Masarrif yoki Musarrif bu zot ham ulamolarning sayyidlaridan bo'lgan. Ja'far bin Muhammad Sodiq va g'ayruhum. Ja'far bin Muhammad Sodiqni bilasiz, u kishi payg'ambar avlodi bo'lib, tobiinlardan bo'ladilar. Tobo tobiinlardan bo'ladilar, Sayyidul Qurro bo'lgan bu kishi. Tafsir ilmini peshvolaridan bo'lgan. Bu zotlar hammalari ham kim bo'lgan demak, Imom Hamzani ustozlaridan, shayxlaridan bo'lgan. Endi qarang, aytayaptilarki, "Fama kana min qiraatil A'mash va Humron fahiya an Abdullah ibn Mas'ud." A'mashdan Humrondan qilgan rivoyatlari Abdulloh ibn Mas'udning rivoyatlari bo'ladi. Demak,
Hazreti Hamza'nı, Hamza bin Habibin Zeyyat'ını sahabelerden imamı kim? Abdullah bin Mesud buladılar. Sonra وَمَا كَانَ عَنْ اِبْنِ اَبِي لَيْلَ فَهِيَ عَنْ عَلِي بِنْ اَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Leyla'dan kıgan rivayetleri olsa Hazreti Ali'den bula. Demek sahabelerden Hazreti Hamza'nın imamları kim buladı? Yine birileri Hazreti Ali buladılar. Şimdi İshak es-Sebi'i'den hem aldılar. İshak es-Sebi'iler bular ikki bu zot her ikkala zotdan kimden Hazreti Abdullah ibn Mas'udlardan Hazreti Ali bin Abi Taliblardan rivoyat qilgan. Demak, turuqlarini qarang, vajihlarini o'sha sizga aytib turgan ha ulay kalimasini ko'pligidan bilingki, u kishini dars olgan ustozlari ko'p bo'lgan. Aynan sahobalardan aytib turganimizdek, Hazreti Usmon va Hazreti kimlar? Hazreti Abdullah ibn Mas'ud, Hazreti Abdullah ibn Mas'ud va Hazreti Aliler bugün ekenler. Şimdi karen, ukşudan indi, ruvatil kıraati anhu, ukşudan Kur'an'ı oganlar. Kimler onlar? Şimdi şagirdlerine itili yaptı. Şagirdlerden hem bilesi ki, o zatlı kimliğini. Şagirdlerini içtin, o zatlar İmam Hamza'nın hali şagirdi buladım deyse. Ha, şagirdlerden Ali bin Hamza, karen el-Kisai, ve huve min ecelli ashabi. Hazır yukarıda evvel ettik. 7-ci qiraat imomi İmam Kisai ham u kishining shogirdlaridan qiraatda raviylardan bo'ladi. Sulaym bin Isa va huwa min adbati ashabihi. Shogirdlarining ichida eng tilovatda puxtalari, eng qiraatda olimlari, tahqiq ahlidan bo'lgan Sulaym bin Isa ham demak u zotning shogirdlaridan bo'ladi. Xallad bin Khalid al-Ahwal Bu kişi raviylerden, İmam Hamza bin Habibin Zeyyat'ın raviylerden, İshak bin Yusuf el-Ezrak, bu kişi hem raviylerden, İbrahim ibn Adham, alim, evliya bugün. Karak İbrahim ibn Adham, katta bir evliya, ulama kişi hem bu kişinin demek şagirdlerden iken. Abid bin Ebi Abid, sonra el-Hasan ibn Atiyye, Abdullah bin Salih el-Ecli ve aharın kub. Eğer İmam Hamza'nın Ravilerini seneydigen bosak, o kişinin şagirdlerini, özünü, isimlerini etedigen bosak bir kitap buladı. Şu derecede şagirdleri hem ne bugün? Cüde hem cüde hem kub bugün. Asasen o şey kıraatil aşara suğra, kıraatil aşara kubralarda rivayet kılınadigen rivayetler halef an hamza, hallet an hamza deyiladi. Ki ingi sohbetlerimiz hala inşallah keyingi kundagi suhbatimiz, kecha Ramazon kechasi suhbatlarimiz İmam Hamza'ni hali davom bo'ladi. Ammo İmam Hamza'ni to'liq bitirganimizdan keyin inshaalloh İmam Xalafni va İmam Xallatni alohida inshaalloh tanigan bo'lamiz. Demak, bu zotlarga hazratimiz ilm berishlari bilan o'zlaridan keyin bepoyon bir boylik, ilm merosi qoldirdilar. Nafaqat qarang, bu kishiga Allohni bergani, nafaqat bu kishi basharga dars berganlar. Buni endi eshitdik. Qiraat imomlarining ichida aynan bu kishi jinlarning ham imomi bo'lgan. Balkim jinlar u kishidan bashardan ham ko'proq jinlar dars oluvchi bo'lgan. Jinlar o'zini olamidan kelib, bu kishining huzurida o'tirib, xuddi bashar kabi, insonlar kabi o'tirib, kofalarda, hulvonlarda o'sha insonlardan bo'lgan talabalari qatori safida o'tirib dars olgan. Shu darajada nega? Jinlar ham bu kishining qiroatiga qoyil qolganda. Jinlar ham bu kishining qiroatidan mazza qoradigan bo'lgan. O'zlarini o'sha tijorat yo'llarida Basradan Kufaga qaytayotgan bir kunlarda kelyaptilar, kun botib qolyapti. Karvon saroylar bor o'sha zamonda, mehmonxonalar. Mehmonxonalarni biriga kun botishdan avval tushdilar. Tunash uchun o'zlariga qulay bir alohida bir pinhona bir joyni oldilar. Bir vaqtda o'zlarini tilovatlarda o'tirarkan eshikdan bir navqiron. Navqiron bir 20 yoshli. 20 yosh atrofida juda ham go'zal, pardoz andoz qilgan bir yigit. Nurli, munavvar bir yigit kirib keldilar va imomga salom berdilar. Aytdilarki, "Ustoz, hazratim, men uchun buyuk bir fursat bo'lib qoldi. Yillardir men bu fursatni Alloh taolodan so'rardim. Mana bugun fursatim keldi, ko'rinadi." ijozat bersangiz men ham sizga qiroat qilib bersam sizga o'qib bersam dedilar u yigit. Ha marhaba o'tiring o'qing dedilar. Yigit o'qiy boshladi. Ana bu dahshat. Bu dahshat. Yigit o'qirkanlar Hazrat Imom avvalgi harflardan isti'ozan aytishligi bilan
Hazrat Hamza uzoqga baqirib qarab qoldi. Hamza qarab qoldi. Bu yigitni o'qiyotgan tilovatiga, harfiga, tajvidiga, qiroatiga hayratda qolib shunday ko'zlarini uzolmay qarab baqirib qoldilar-da va qiroatlaridan keyin siz kimga o'qigansiz dedilar. Bu qiroatni kimdan olgansiz dedilar. İmam Hamza uncha munchasidan buni ajablanmas edilar. Juda haybat sohiblari edilar. Shogirdni erkalanib ketmasin deb unaqa shogirdlarni maqtay veradigan zot emas edilar. Ammo u shogird o'sha 20 yoshli yigit shunday qoyil qilib qiroatni qildiki, İmam Hamza so'radilar. Bu qiroatni, bu harfni, bu tajvidni siz kimdan olgansiz deya. Shogird aytdiki, "Hazrat, men sizdan" dedilar. Bir qaradilar yana. Qanaqasiga? Men shogirdlarimning ichida sizdaqa birini tanimayman dedilar. Eshityapsizmi? Men shogirdlarimning ichida sizdaqa birini tanimayman deganlarda, "Hazrat, to'g'ri, siz meni birinchi marta ko'ryapsiz. Lekin men Kufani ana u joyida, Hulvanni mana u joyida, Kufani ana u mahallasida, mana u masjiddagi bo'ladigan qarang dars o'rinlarini aytdi. Dars halqa joylarini aytdi u yigit. O'sha joylarda hammasida borman. Men bani fulandan jimman" dedi. Allohu akbar. Eshitdingizmi? O'sha 20 yoshar Navqiron inson suratda kelgan u bir jin bani fulan deya o'zini qabilasini aytdi. Qaysi bir jinni qabilasidan man? Men har darsingizda borman. Qarang, İmam Hamza aytadilar. Buni bizga boshqa shohidlar yo'q bunga. İmam Hamzaning o'zlarining rivoyatlari. Kelib bundan taajjublanib, shogirdlariga bergan tavsiyalarida o'qisalaring o'sha jinday o'qinglar deganlarda. Nega? U o'qirdi ka'annahu ana dedilar. Bal qara'a misli demadilar. Qarang, arab tilida o'zining fasohati, balog'ati bor, bilasiz buni. Bal qara'a misli, u o'qirdi, shunaqa mahoratda o'qirdi, men kabi o'qirdi demadilar. Bal huwa ana deganlar. Balkim o'qiyotgan u yigit emas, o'qiyotgan Hamza bin Habib bin Zayyat edilar dedi. Allohu akbar. Ko'rdingizmi? O'qiyotgan u yigit Hamza bin Habib bin Zayyatni o'z kirasi, o'z ginasi bo'lib o'qiganliklari uchun İmam Hamza so'radilar. Bunu siz qayerdan oldingiz? Mana. Demak, u kishining qiroatini go'zalligidan, qiroatini puxtaligidan butun dunyodan kelib hatto nima qilgan? Jinlar ham dars olgan. Buni o'zlari aytib berganlarga shogirdlariga ibrat qilib, o'qisalaring o'sha jinday o'qinglar deganlar. Allohu akbar. Va yana bir safarlarda ajib holat. Ana ahli Qur'onning karomati. Insu jin ahli Qur'onni qanday e'zozlagan? Balkim Allohni o'zi e'zozlamagan ahli Payg'ambar alayhissalatu vasallam o'zlari madh qilmaganlarmi? Insonlar ichida Allohni ahli bor dedilar. Sahobalar quvonib ketdilar. Kim ular? Payg'ambar alayhissalatu vasallam ahlul Qur'oni hum ahlullohi va xossatuhu. Qur'on ahli ular Allohni ahlidir va Allohni xos bandalaridirlar deya Rasululloh sahobalarga bu so'zlarni aytarkanlar. Albatta bilaylik bu so'zlardan ahli Qur'on ular ahlullohdir. Allohni ahliya Allohga nisbatlanishligi. Safarlardan birlarida İmam Hamza ketdilar, ammo o'sha borib yotadigan tunaydigan saroylarga ham ulgurmadilar. Bir tepaliqda yo'ldan o'tayotib, pastligida tuyalarini orqonladilar. Tuyaga ortilgan yuklarni tushirdilar, olovni yoqdilar, zikr duolarini qilib qoladilar. Kechani bir mahali qarasalar, kimlardir u kishini qo'l oyog'ini askarlar uslubida deydilar. Endi buni ham roviysi bu holatni bizga bayon qilgan o'zlari, boshqa ko'rgan kishi yo'q. Kimlardir yon atroflaridan ushlab tutib, qo'l oyoqlarini hatto bog'layapti, xuddi askarni bog'lagandek. Ya'ni askarlar uslubida. Bog'layaptilar, hayronlar, lekin bog'lovchilarni ko'rmayaptilar. Ushlayotganlarni, ularni tutib turayotganlarni ko'rmayaptilar, bog'lanayaptilar lekin. Qo'l oyog'i bog'landi. So'ngra İmam Hamzani olgan holatda bir adir o'tib, yana bir adir o'tib, tuyalari yo'q, qarasalar tuyalari yo'q. Olib ketayotgan mol-mulklari ham yo'q. Hammasi olingan. Bordilar. Borsalar keng bir vodiy, adir o'tib bir vodiyga yetdilar. Shunda bir nurli bir arshda, nurli bir o'rindiqda bir nuroniy bir chol kishi, keksa kishi soch soqollari juda ham oqarib ketgan, hatto soqollari uzun soqol. Shunda "Ma ismuk" dedilar.
Bir işara kıldı onga çapka. Kollarım geçildi dediler. Yanlardakilerini görmeyipler. Fakat koruyetkenle bu ayı kekse kişini, nurani kişini, aksakallı bir kişini koruyipler. Uyağa bu yakka işara kıldı kollarım, ayaklarım geçilip gitti. Boş koyuldular beni. Sonra birinci bergen savalı, salam aleyk yok. Mesmuk, ma ismuk dediler. İsminiz ne deyenler de ettiler ki, ana Abdillah, min Allah'ın bir kulu, Hamza bin Habibini Zeyyad. Degendiler, aleyhi nurani çal atakhanını yüzü nürlenip gitti. Kuvanç bop gitti, yüzleri kuvanç gitti oldu. O kişi siz mi dedi karek. Evvelde bu atakhan, nurli bir oşa kekse kişi, salabette, kattık bir himnimede, haybette, kavaklarını askan halde turudu. İmam Hamza'nın isimlerini işitkeniden keyin yüzlerine nur geldi. Yüzlerine kuvanç geldi. Aytti ki, o kişi siz mi? Demek bu zatam İmam Hamza'nın işitken zatakken de, lekin kurma gerek. Şunda keyin siz kimsiz dedi. İmam Hamza da Kur'an'ı yegesin. O kişi Allah'tan başa kimden mi korkardı? Siz kimsiz degen beytte, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a kelip Leylatil Cin'de, İman kigen, imanga kigen kabileler sonu neşteydi dedi. İmam Hamza'nı biledi alımlı gidi. Ve İmam Hamza cevap verişlerden aldın, oşa Leylatil Cin, cin keçesi de Peygamber aleyhissalatu vesselam'a kelip bayat kılgen, anavu kabilelerde içi de manavu kabilenin reisi miyim bulamın dedi. Allahu Ekber. Kim eken o demek? Sahaba cin. Yo cinmez. O sahaba cin eken. Kanaka cin eken? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip bey'at kigen cinlerinin reisi eken o. Rasulullah'ını kurgen eken. Şimdi İmam Hamza'nın isimlerini işitken de özünü yukatıp yüzlere de kuvanç bilen siz mi diye soradı. Ve emir kıldı, işara kıldı. Ben onun askerlerini kurmadım. Bir mehal bir zümde tüye mahkep verdiler. Üstüge zat-ı rahilem koyulgen tüye mi mindim gittim deyip. Mana şu derecede bugün İmam Hamza, ey azizler. Eğer birimiz bulsak, İmam Hamza de imam bulaydık. Birimiz karı bulsak, Kur'an'ı okusak, İmam Hamza de okuyduk ki, hatta bizi kıraatımızdan malaikeler kuvanıp, Allah'a bizi medh kılıp, cinler hem gerek olsa, bizi kıraatımızdan zevklensin. İnşallah hala İmam Hamza'mızın hayatı bitmedi. İrtenki sohbetimiz inşallah altın neme, altın tipe. Ha? İndinge, ne mescid ismi? Altıntepe mescidimizde, Karasu'da inşallah bunu devam ettiremiz. İndinge, irteden giyin. Perverdigar alamga dualar kılamız. Allah subhanehu ve teala basıp geligen kademlerinizi nurlar eylesin. Kalbinizdeki Kur'an sevgisini bundan hem ziyade eylesin. İlahım berçengizden, evvelen var özünüzde Kur'an verip, neslinizden İmam Hamza bin Habibini Zeyyad kebi imamlarını keliştiğini Allah'ım, berçe berçengizge. Şu derecedeki Kur'an'da mahirlerden bulup, malaikeler ularını kıraatlardan kuvanıp, hatta cin-u canlar hem kıraatıdan zevklen edigen, kıraatıga kail kıladigen nesillerini aynen perverdigar alım, sizini ve sizin neslinizden keliştiğini Allah nasibi ruza eylesin. Bu mescidimize hizmet kılıp durgen damla hazretimiz, yollardaki naib damlalarımız, bana karcanlarımız güzel kıraatta Kur'an'ı okup verip, Hatmanları kıyaplar, berçe berçelerini, bu güzel amellerini perverdiyar alam özü, özünü dergahta hüsnü kabul eylesin. Farzan sorup durgerlerinize Allah subhanahu ve ta'ala İmam Hamza kebe, İmam Asımlar, İmam A'meşler, İmam Sufyan-ı Thevriler, İmam Sufyan el-Uyeyneler kebe büyük büyük imamlarını özü ata eylesin. Bimar bulup hasta bulup durgerlerimize perverdiyar alam acil acil şifayı kamlar ata eylesin. Musafirlerimizi hazır eylesin. Şu elimizde, yurtumuzda, ganimine, salimine, aile bağrıge, vatenge, amallik, esallikte kayıt gelişlerini berçe berçe musafirlerimizde Allah Ta'ala özü nasibi ruza eylesin. Cemaatinizde Allah yine ziyadalık ata eylesin. Basıp gelgen kademlerinizi nurlar eylem. Berçenizde kalbinizdeki izgü niyet, soragen talebiniz, isteginizde dua kılaylık. Allah Subhanehu ve Ta'ala her birinizde kalbinizde sorup durgen soruğunuzda özü icabat eylem. Ziyadası bilen ata eylesin. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته